Hover Tunçek İnşaat Ekran Gazetesi'ni sunar. Efendim programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklama gitmeden önce de söylemiştim, bugün göz hastalıklarını konuşacağız. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Murat Sağlam bugün bizlerle birlikte olacak. Lazeri konuşacağız ama öncesinde bebeklikten başlayacağız. Bebeklik döneminden başlayacağız. Bebekler nasıl takip edilmelidir? İlerleyen süreçte neler yaşanır? Ve ileri yaşı konuşacağız. Kırmızı gözü konuşacağız, göz kızarıklığını konuşacağız kendisiyle birlikte. Hemen başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Evet, bugün çok önemli göz rahatsızlıklarını konuşacağız ama öncesinde bebeklik döneminden başlayalım. Evet. Bebek dünyaya geldi. Nasıl takip edebiliriz? Şimdi bir bebeğimiz dünyaya geldiğinde beraberinde sağlıklı büyümesini istiyorsak bir takım koruyucu hekimlik adı altında bir büyük başlığımız var. Bu başlık altında göz için neler yapmalıyız? Nasıl bebeklerimizi takip edelim ki ileri yaşlarda çıkacak sağlık sorunlarını engelleyelim sorusuna cevap bulalım. Başlangıçta ilk bir yaş içerisinde bebeğe mutlaka bir göz hekimini görmesini istiyoruz. Neden? Çünkü bebekler doğduğunda yetişkin bir insan gibi görmez. Ancak görmeleri yetişkin bir insanın %10 düzeyinde olur. Yavaş yavaş göz görerek beyin görmeyi öğrenir. Göz gelişirken esas beyin net görüntüyü algılayarak yaklaşık olarak 3-4 yaşına kadar %80-90, 9-10 yaşına kadar da tamamen görmeyi öğrenmiş olur beyin göz aracılığıyla. Dolayısıyla bu süreçte çocuklarımızı belli aralıklarda göz hekimlerine götürmemiz lazım ki çıkacak olan bir probleme müdahale edilebiliriz. İlk muayenesi dediğim gibi ilk bir yaşta gözün bir göz doktoru tarafından görülmesi lazım. Eğer gösterdiler diyelim anneler babalar, bir sıkıntı varsa o zaman ne yapılıyor? Şimdi ilk doğumdan itibaren nadir de olsa gördüğümüz çocuklarda bir takım problemler var. Bunların en başında konjenital katarak, konjenital glokom, retinoblastom ve refraktif kusurlar var. Burada ağırlıklı olan tabii ki refraktif kusur. Nedir bunlar? Yüksek hipermetropi ile karşılaşıyoruz. Normalde bebekler doğduğunda bir insan göz yapısından biraz farklılar. Ön kısmı kornea biraz konik, göz biraz küçük. Bu normal şeklinde 3 yaşına doğru alıyor. Dolayısıyla 3 yaşındaki refraktif kusur aslında o bebeğin ileri yaşlardaki refraktif kusuruna hemen hemen bir ışık tutuyor. 3 ile 6 yaş arasında o refraktif kusur çok fazla değişmiyor. Göz uyuyor ama 6 yaşından itibaren ise çocukların özellikle yakın çalışması başlayınca miyoplaşma, biz ona miyopizasyon diyoruz. Miyopizasyon tablosu doğmaya başlıyor. Genelde ilkokul 1, 2, 3. sınıflarda ki bu dönemlerde artık her okulda hemen hemen göz muayenesi yapılıyor. Rehber öğretmenler tarafından bu hastalar karşımıza geliyor. Evet. Dolayısıyla İlk muayenesini 1 yaş öncesi, ikinci muayenesini 2 ile 3 yaş arası, üçüncü muayenesini 6, dördüncü muayenesini 8-9 yaşlarında istiyoruz. 2 ile 3 yaş arasındaysa çocukları her çocuk için, benim bebeğim sağlıklı diyen her aileye buradan sesleniyorum. Mutlaka 2 ile 3 yaş arasında mutlaka her bebek damlalı göz muayenesine gelecek. Niye? Burada birinci sebep refraktif kusur. Refraktif kusuru siz çocuğun gözüne bakarak anlama şansınız yok. Evet. Bu bizim için de geçerli. Orada bizim damlalı muayene, sikloplejik muayene dediğimiz bir muayenemiz var. Biz bunu rutin olarak yaptığımızda her iki gözü değerlendiriyoruz. Burada gaye çocukta yüksek refraktif kusurlarını yakalamak. 0.25-0.50 yakalamak değil. Bir, yüksek refraktif kusuru var mı? İki, iki gözün arasında fark var mı? Eğer bebeğimizin İki göz arasında refraktif kusur farkı varsa bir göz tembelliğe gidiyor. Ve bu yaklaşık olarak toplumda %1-2 oranına sahip. Genelde bu çocuklar büyüyor, bebekler büyüyor, yetişkin çağa geliyor, askere gittiğinde orada fark ediliyor.
Dolayısıyla biz bunları 2-3 yaşlarda iki gözün arasında fark olduğunu tespit ettiğimizde tedavi alıyoruz. Hem refraktif tedavi hem kapama tedavisi. Bu kusurlar tamamen ortadan kalkıyor mu peki 2-3 yaşta fark edildiği zaman hocam? Hayır. Şimdi bilinmesi gereken önemli nokta şu. Gözlük hiçbir şekilde refraktif kusuru hastalarda ortadan kaldırmaz. Yani gözlük yeri geldiğinde evet ilaçtır. Nerede ilaçtır? Bebeklik çağında, çocukluk çağında görmeyi arttırarak görme kazancını sağlaması noktasında ilaçtır. Kaymanın düzeltilmesi noktasında da ilaçtır. Ama bunu sağlarken gözlük gözün numarasını asla düşürmez. Tabiri caizse gözlük bir manada gözün kalıbıdır. Damlalı muayeneyle biz gözün kalıbını alıyoruz. Aynı ayak, ayakkabı gibi. Göz, gözlük. Ve rutin muayenelerimizde gözün kalıbı değiştikçe biz de gözlük numarasını değiştiriyoruz. Dolayısıyla 2-3 yaş arasındaki muayenede eğer bir tembellik mevzu bahisse veya yüksek hipermetropi mevzu bahisse o zaman çocukta kaymalar görüyoruz. Genelde de ebeveynler çocuklarını kayma olduğunda bize getiriyor bu çağda. Yani klinikte karşımıza gelen çocuklara baktığımız zaman o yaşlarda ağırlıklı olarak bir kayma şüphesiyle yoksa kolay kolay kimse doktor bey acaba benim 2-3 yaşındaki çocuğumun gözünde bir şey var mı diye gelmiyor. Biz burada üstüne basa basa diyoruz ki böyle yapmayalım. Her ebeveyn çocuğunu 2-3 yaş arasında mutlaka bir göz doktoruna damlalı muayeneye getirsin. Ki sonradan üzülmeyelim. Evet, gözlük sadece ilerlemesini önlüyor aslında hocam, değil mi o zaman? Gözlük neyi sağlıyor gözde? Dediğim gibi göz, gözün siniri ve beyin. Görme 3 ana unsurdan oluşuyor. 1- gözümüz, görüntüyü alıyoruz. Gözün siniri görüntüyü taşıyor. Beyin görüntüyü işliyor. Gözlük net bir görüntünün göze gelmesini sağlıyor. Bir araç. Dolayısıyla bu net görüntü beynin tabiri caizse görmeyi öğrenmesini sağlıyor. Şekilli, renkli vesaire. Her iki gözde eşit ve net görüntüyü beyine gönderirse tembellik engellenmiş olur. 2-3 yaşlar arasında damlalı muayenede istememizin amacı eğer iki gözün arasında bir refraktif fark varsa ki bu farklar kısaca 2-2,5 derecenin üstünde olduğunda özellikle de hipermetrop bazında bir göz tembelliğe giriyor. Niye? Bir göz net görürken diğer göz bulanık görüyor. Beyin bu sefer bulanık olan gözü kullanmıyor, baskılıyor. Biz gözlükle ve kapamayla o tembelliğe gidecek olan gözü net görüntü almasını sağlayarak beynin öğrenmesini tetikliyoruz. Dolayısıyla 2-3 yaş bizim için çok anlamlı. Kayma olduğunda da eğer hipermetropisi ve yüksek hipermetropisi damlalı muayene ile tespit edilmişse bu sefer gözlükle devreye girerek çünkü gözde kaymaya sebep olan mekanizmalar var. Bu mekanizmalar gözlükle kırılıyor. O zaman kayma düzelmiş oluyor. Kayma düzelmiş olurken sadece gözlükle de kalmıyoruz. Beraberinde kapama tedavisi vererek bu az gören gözün görmesini arttırmak için elimizden geleni biz mi yapıyoruz? Hayır, biz sadece öneride bulunuyoruz. Elinden geleni yapacak kişiler yine anne babalar. Çünkü bu yaşlardaki çocuklar gözlerinin kapanmasını istemiyorlar. Bir direnç var. Ailelerle kontrollerde konuştuğumuzda şunu görüyoruz. Yaklaşık belki %70-80 aile başarısız oluyor. İşte çocuğumu kapattırmadı diyor. Biz üstüne basa basa diyoruz ki biz hekim olarak sadece öneride bulunuyoruz. Sizlerse tedavi yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada anne babaya ciddi bir sorumluluk biniyor. Kesinlikle. Koruyucu önlemlerin elbette alınması gerekiyor mutlaka. Doktorlar tarafından. Tabii bunu yaptıracak olan kişiler de anne ve babalar. Evet. Doktorlara başvurdukları sürece işin uzmanları zaten gereken önlemleri alacaktır. Eğer bir hastalık varsa, tanısı konulduysa zaten gözlük tedavisi veya ilaç tedavisine başlanacaktır. İlerlemeden en azından. Peki fark edilmezse bebeklik çağında, 2-3 yaşında. Fark edilmezse ileride ne gibi sıkıntılar oluşturur? Aslında çok daha önem vermiyoruz ama işte biraz bulanık görüyorum ne olacak ki falan dediğimiz de oluyor.
ölümcül bir hastalık değil denilebiliyor toplumda bazen. İleride ne olur, bizi ne bekler? Şimdi tabii süreç ilerledikçe eğer refraktif kusuru var ve tembelliğe gitmişse, çocuklar ilkokul çağında rehber öğretmenlerin muayenesi sonucunda bizim karşımıza geldiğinde yaş 6-7-8 oluyor. Tabii ondan sonra mücadeleniz olsa dahi yetersiz. Bir göz 10'da 1, 10'da 2 görürken diğer göz tam görüyor. Aile şaşırıyor, üzülüyor, çaresi yok mu diyor. Oftalmoloji camiasının yaklaşık olarak yayınsal diyelim çalışmaları 70-80 veya 100 yıla baktığınızda maalesef 9-10 yaşını geçen derin amblyopi dediğimiz bu konuda etkin bir tedavi yok. Bu bir gerçek ama çok nadir yapılan bir takım özel kem tedavisi, kapama vesaire gibi ilaç, lityum denenebiliyor ama netice olarak 10'da 1, 10'da 2 gören gözü en fazla 1-2 sıra arttırabiliyorsunuz. Hı hı. Tabii burada 1-2 sıra arttırmak da bir kazanç. Niye? Çünkü bir göz tam görüp bir göz 10'da 3, 10'da 4 görürse derinlik hissini kazanıyor. Peki biz derinlik hissini nerede kullanıyoruz diye sorarsanız özellikle arabalarda yolculuk esnasında karşıdan gelen aracın uzaklığın şahsımız kendimiz tarafından anlamlı bir şekilde doğru olarak tespit edilmesi için 3 boyutlu görmeye ihtiyacımız var. Aksi takdirde o solladığımızda karşıdaki araç 100 metrede mi, 150 metrede mi, 200 metrede mi algılayamazsınız. İşte çayı bardağa koyarken taşırdık mı, taşırmadık mı? Anahtarı deliğe sokarken sokabildik mi, sokamadık mı? Derinlik hissi burada göreve dahil olur. Dolayısıyla bu bizim için çok anlamlı. Yani 10'da 1, 10'da 2 de görse o gözü, 10'da 3, 10'da 4 yapmak isteriz. Ancak tabii bununla da kalmıyor. Bir süre sonra dediğim gibi çocuklar 3, 4, 5, 6 oluyor. 6 olduktan sonra çağımızın en büyük sosyal sorunu akıllı telefonlar, tabletler. Bunlar evet. Hayata girmesiyle beraber gördüğümüz tabiri caizse korkunç bir tablo var. Bu hem bir sosyal sorun hem de refraktif olarak bu teknolojinin yoğun bir şekilde kullanıldığı ülkelerde miyopizasyonun korkunç derecede arttığını görüyoruz. Uzak Doğu'da, Kore, Japonya gibi ülkelerde yaklaşık olarak okul çağındaki çocukların %70'in üzerinde miyopi tespit edilmiş. Bu bizlerde %10-20 ama bu giderek artıyor. Dolayısıyla bu sorun beraberinde 1, 2, 3 derken numaralar artıyor ve insanlar acaba diyor ben bu gözlükten kurtulamaz mıyım? O zaman hemen karşısına bir lazer cevabı çıkıyor. Evet, lazerin birçok yöntemi var. Sürekli gelişiyor. Ancak lazer yapılabilmesi için diyoruz ki sizin refraktif kusurunuzun durması lazım. Ana bilgi 20 yaş. 20 yaşta olursun, 18'inde olursun, 19'unda olursun. Hayır, refraktif kusurunun durması lazım. Ama bu özellikle teknolojik cihazlar, akıllı telefonlar gençler tarafından ve bizler tarafından da yoğun bir şekilde kullanıldığı için gördüğümüz bir tablo var. Bu tabloda artık refraktif kusur durmuyor. Evet. Bakıyorsunuz ki 20 yaşında hasta geliyor. Gözünde örnek diyelim 3-3,5 numara bir gözlük var. 21 yaşında geliyor. Bakıyorsunuz ki o 4 olmuş. Dolayısıyla bu teknolojik cihazların getirdiği sorun bize de yansımış oluyor. Ama tabii ki lazer güzel bir çözüm. Ama bu güzel çözüm gerekli hastalarda, doğru hastalarda yapılırsa güzel bir çözüm. Bunu da biz mümkün olduğu kadar itinayla hastalarımızı seçiyoruz. 1990'larda bu teknoloji, bu hizmet göz sahasına girdiğinde o zaman hemen hemen önüne gelene demeyeyim ama refraktif kusur olan birçok insana yapıldı. İşte artı 6'nın üzerinde olan, eksi 6'nın üzerinde olan belli bir süre sonra bunların tatsız yönleri görüldü. Komplikasyonlar doğdu. Dolayısıyla yavaş yavaş o geniş yelpaze, refraktif geniş yelpaze daraltılarak daha sağlıklı bir şekilde nasıl yapılabilir diye hemen hemen maddeler halinde oluşturuldu. Biz genelde genç insanlara, ben kendim 2 ile 4 arası veya 2 ile 5 derece arasında miyopisi olan, işte 3-4 dereceye kadar varan astigmatı olan insanlar evet olabilirsiniz diyorum. Ama ileri yaşlarda en büyük sorun, daha doğrusu yaşın getirdiği presbiyopi dediğimiz yakın görme,
Bu insanları rahatsız ediyor. Hocam diyor, buna lazer yok mu? Dünyada kabul eden bir yöntem şu an yakın presbiyopi için yok. Ama ara çözümler var. Ama Oftalmoloji Derneği'nin kabul ettiği rutine binen bir uygulama yok. Ama bu konuda Ar-Ge çalışması var mı? Korkunç. Gelecek yıllarda bakacağız, göreceğiz. Evet, lazer aslında eskiden daha da fazla tercih edildiğini lazerin, şu anda daha az yapıldığını söylediniz. Tabii zaman zaman özellikle de yaşlılık sürecinde bazen yan etkilerinin olduğunu ifade ettiniz. Şimdi birazdan konuşacağız tabii kimlere yapılır, nasıl yapılır, orduda hangi yöntem uygulanıyor. Bunlar da merak ediliyor. Lazer yaptırmayı düşünenler şu anda belki de bizi izliyorlar, takip ediyorlar hocam. Tabii orduda her lazerde yapılmıyor. Yok. Bunun bazı türleri var. Orduda hangi yöntem uygulanıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde şimdi kullanılıyor? Orduda tabii bu Alzheimer lazer dediğimiz cihaz. Bu çok külfetli bir cihaz ve bunu sağlıklı bir şekilde çalıştırabilmeniz için şehir olarak belli bir nüfusa sahip olmanız lazım. Dolayısıyla küçük şehirlerde bu cihazları kurup hayat verme şansınız yok. Genelde metropollerde oluyor bu cihazlar. Biz de kendi arkadaşlarımız var. Kendi bünyeniz altında olmasa bile hem Samsun'da hem Trabzon'da beraber görüş alışverişinde bulunduğumuz yerler var. Biz onlarla hastalarımızı paylaşıyoruz. Takibini yapıyoruz. Yeri geliyor gidip efendime söyleyeyim beraber yapıyoruz. Ben aynı zamanda Makedonya'da da çalışıyorum. 3-4 ayda bir gidip. Orada da biz arkadaşımız var. Kendi Alzheimer lazeri var. Orada da beraber yapıyoruz. Ama mümkün olduğu kadar bir prensibimiz var. Hastaya zarar vermemek. Altın kural bu. Yani işi ticari boyuta dökmeden önce hasta için doğru olanı yapmak. Çünkü örneklerini son 1990'larda başladı. Son bir 20-30 yıla baktığınız zaman 100 tane hasta yapılmış, 95'i memnun da kalsa 5 tanesinin, 3 tanesinin rahatsızlığı o 90-95'i gölgede bırakıyor. O yüzden bunu olacak olan kişilerin mutlaka birkaç merkezde görünmeleri, değerlendirilmeleri önemli. Bu ciddi bir mesele çünkü gözünüzü kestiriyorsunuz. Alzheimer dediğiniz zaman gözünüze bir korneanıza müdahale oluyor, invaziv bir yönde. Dolayısıyla bunun sağlıklı olması için efendime söyleyeyim mutlaka birkaç yerden fikir almakta fayda var. Evet. Çok önemli gerçekten de. Halk arasında da zaten göz çizdirme deniliyor lazer için. Peki hangi durumlarda siz yapmayı tercih ediyorsunuz lazeri? Şimdi ben kendim, biz klinik olarak bu Alzheimer lazeri bünyemizde yapmıyoruz. Dediğim gibi Trabzon'da ve Samsun'da arkadaşlarımız var. Onlarla beraber bu konuyu paylaşıyoruz. Genelde genç çağda olan insanlara, yani 20 ile 30 yaş arasında olan insanlara öneriyorum. Ama 30'un üstündekilere hayır olmaz mı? Olur. Ama niye 20-30 yaş? Diyelim 3-4 derece miyopiniz var. Artık gözlük kullanmaktan bıkmışsınız. Haklı olarak gözlüğü çıkardığınızda 3-5 metredeki insanı göremiyorsunuz. Efendime söyleyeyim, yağmur oluyor, silecekleri çalıştırmak zorundasınız. Olmuyor. Onlar için o gözlükten kurtulmak büyük bir kazanç. Ama belli meslekler var. Mesela şoförlerimiz var. Bunlara o cerrahi yapıldığında özellikle post-op teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin bir takım ışıktan rahatsız olma olayları var. Dolayısıyla bir şoförün gece yolculuğu sırasında şunu gördük ki yapılan hastalarda rahatsız olmalar. Ben farlar bana dağılıyor hocam diyor. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamazsınız. Artık olmuş geçmiş. Dolayısıyla biraz da sosyal indikasyon var. Hangi hastalara daha agresif, hangi hastalara daha dikkatli tavsiyelerde bulunalım, yaptırtalım. Bu önemli. Şeker hastalığı hocam. O zaman şeker hastalığıyla devam edelim. Şeker hastalığı tedavisinde de yani göze vurabiliyor şeker hastalığı. Mutlaka. Ondan dolayı da çeşitli sıkıntılar yaşanabiliyor gözde. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Şimdi şeker hastalığı dediğimiz zaman bu başlık tabii ki ağırlıklı olarak ileri yaş, göz problemlerinin, gözdeki görme kaybının doğduğu problemlerin başında geliyor. Tabii ileri yaştaki görme kaybına sebep olan başlıkların en başında katarak geliyor. O yüz güldürücü. Niye? Cerrahisi olduğunda görmeyi hasta tekrar kazanabiliyor. Ama şeker hastalığı
Böyle bir hastalık değil maalesef. Ve şeker hastalığının bir olumsuz yönü bizim için, hastalık başladığında insanlar geçirilmiş bir kalp krizi gibi bir sancısı, bir korkusu olmuyor. Siz diyorsunuz ki şeker hastasınız. Evet, ben şeker hastasıyım diyor. Annenizde var mıydı, babanızda var mıydı? Mutlaka ikisinden birisinde %80 var. Ama ben iyiyim doktor ve hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Şekerini soruyorsunuz 200'ün üzerinde. Ama olmaz diyorsunuz. Yok, ben gayet iyiyim diyor. Ben hiçbir şey hissetmiyorum. Her türlü aktivitemi de yerine getiriyorum diyor. Dolayısıyla hastayı uyaran bir yan etki yok. Dolayısıyla hastalar 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl umursamıyor. Şeker hastalığı esas itibariyle bir damar rahatsızlığı. Damarları yavaş yavaş törpülüyor. Ama damarınızı kabaca 3 kat bir boru düşünün, iç içe girmiş. Bu 3 katın 2 katını şekerinize dikkat etmediğinizde diyelim ki 5-10 yılda törpülüyor. İncecik bir boru kaldığında damar olarak çatlamalar başlıyor. Ve bu sefer eskavasyonlar, sert ekstrular, kanamalar ve önüne geçilemeyecek komplikasyonlar doğuyor. Siz hasta olarak o zaman şekerinizi kontrol etmeye başlasanız dahi yıpranan damarları tamir edemiyorsunuz. Dolayısıyla bir geriye dönüş olmuyor. Biz o yüzden diyoruz ki kardeşim, sen şeker hastasıysan gelecekte seni bekleyen tehlikeler bunlar. Ben tüm hastalarıma ısrarla, ısrarla, ısrarla diyorum ki bu günler sizin iyi günleriniz. Yılda bir defa her şeker hastası ne olursa olsun bir göz doktoruna gidecek. Ve bir takım tahlillerini dahiliye doktoruyla beraber birebir takip edecek. Özellikle 3 aydan 3 aya bakılan bir kan değerimiz var. Hemoglobin A1C değerimiz. Bunu 6 civarında tutmasını istiyoruz. Aksi takdirde vücudu yıpranıyor ama dediğim gibi yıpranmayı bazı hastalar 5 yıl, bazı hastalar 10 yıl, bazı hastalar 15 yıl hiçbir şey hissetmiyor. Evet. Ama tablo, o acı tablo dediğimiz tablo karşımıza geldiğinde bu sefer beklenti çok yüksek. Kaybedilen görmenin geriye gelmesini istiyorlar. Onun için tabii bir takım tedavi yöntemlerimiz var. Bunları uygulamaya çalışıyoruz. O tedavi yöntemlerini de konuşacağız hocam ama öncesinde reklama gidelim. Ara verelim isterseniz, ardından özellikle de şeker hastalığı konusunda tedavi yöntemlerini sizden dinleyeceğiz. Efendim, şimdi Ekran Gazetesi'ne kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından son bölümümüzde devam edeceğiz. Efendim, Ekran Gazetesi son bölümüyle devam ediyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Murat Sağlam bu bölümde de bizlerle birlikte olacak. Göz hastalıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ilk bölümümüzde bebeklikten başladık. Yetişkinliği konuştuk. Yaşanan göz sorunlarını konuştuk. Şimdi ileri yaşı konuşacağız. İleri yaşta ne gibi göz hastalıklarıyla karşılaşıyoruz? Evet. Yaşımız ilerledikçe tabii ki bir takım sağlık sorunları gözde de ortaya çıkıyor. Bunların en başında en masumu katarak. Katarağı ele aldığımızda son 20-25 yılda bu konuda ciddi bir takım gelişmeler oldu tabii ki. Eskiden dikişli katarak ameliyatı dediğimiz, daha öncesinde ikke dediğimiz yöntemlerden şimdi fako cerrahisi, yaklaşık 1990-94'ten itibaren Türkiye'de uygulanmaya başlayan dikişsiz katarak cerrahisine geçtik. Bu katarak cerrahisi, fako cerrahisi ile eski dikişli katarak cerrahisi arasındaki en büyük fark, hastaya cerrahiye alma noktası, zamanı. Dikişli katarak ameliyatı yaptığımız eski zamanlarda, yani 94-95 öncesinde katarağın daha sert olmasını istiyorduk cerrahide. Yani dolayısıyla hastaların görmeleri 10'da 5, 10'da 4'e de düşse biraz daha sabret, biraz daha sertleşsin, bekleyelim diyorduk. Ancak fako cerrahisinde görme 10'da 5, 10'da 6 olduğu zaman hastalara bu bir süre sonra zaten görmen düşecek, şimdi cerrahini yapalım diyoruz. Niye? Katarağı yumuşak o zaman. Lens yumuşak. Cerrahi süresi kısalıyor. Hem bizim için kolay oluyor hem hasta için. En büyük fark bu. Tabii postop dikişli ameliyatlara göre fako cerrahisinde refraktif kusur da çok fazla olmuyor. Hastalar ikinci gün işlerine gidebiliyorlar. Görmeleri çok çok daha güzel oluyor. Bu büyük bir kazanç. Ama bizim burada dile getirdiğimiz en önemli nokta, size bir hekim katarak olmuş, gelişmiş demişse çok fazla oyalanmayın diyoruz. Hangi hekim arkadaş söylemişse en kısa sürede ameliyatınız olun. Bilin ki beklediğiniz zaman katarağınız sertleşiyor.
Bu beraberinde daha sonra sert katarak hem cerrahi vakasının süresini uzatıyor hem de komplikasyonlara yol açıyor. Bu nokta çok önemli hastalarımız için. İleri yaşta katarak teşhisi konan hastalarımızın görmesi %50 de olmasa, görmesi bulanmaya başlaması, yani kalitesiz bir 10'da 7, 10'da 8 de insanı rahatsız eder. Çünkü bir göz net görürken diğer göz bulanık görmeye başlıyor. Bu özellikle monoküler görme seviyesine işi düşürdüğünde, merdivenlerden inerken zorlanılıyor, yürürken zorlanılıyor, başım dönüyor deniyor. Burada hastalarımız hiç korkmasın, hiç ürkmesin, hekimine güvensin ve cerrahisine olsun. Bunun haricinde diğer ileri yaştaki rahatsızlıklara baktığımızda bu kadar yüz güldürücü değil. Bunların en başında sarı nokta hastalığı ve glokom. Glokom hastalığı çağımızda artık gelişen teknolojiyle beraber daha erken teşhis edilebiliyor ve bu konuda birçok ilacımız var. Eskiden cerrahi daha fazla olurken şimdi ilaçların yardımıyla cerrahi daha az oluyor. Ancak bir gerçek var ki cerrahi daha efektif. Evet. Ama tam gören bir göze senin göz tansiyonun var, cerrahi yapalım dediğim zaman da hastalar %90'ı olmak istemiyor. Bu konuda hekimlerine güvenecekler ve belli aralıklarda göz tansiyonu teşhisi konmuşsa, özellikle şeker hastasıysa, annede babada göz tansiyonu olmuşsa, bunların periyodik olarak hekimlerine takiplerini yaptırmaları gerekiyor. Bir diğer konu sarı nokta hastalığı. Artık yavaş yavaş toplumda daha fazla duyulur oldu. Sarı nokta hastalığı da ırktan ırka değişiyor. Özellikle göz rengi açık olan insanlarda güneşin etkisiyle doğan ağırlıklı olarak en büyük etken güneş. Tabi burada güneşe ayrı bir parantez açmak lazım. Göz sağlığını tehdit eden en büyük düşman nasıl akciğerler için sigaraysa göz için de güneş. Bu gözün gören noktasında bir takım istenmeyen olaylara sebebiyet veriyor ve maalesef maalesef diyorum, eskiden bundan 10 yıl önce hastalar geldiğinde çok çaresizdik bu konuda. Evet. Ancak şimdi bir süre sonra bunun lazeri, daha sonra lazerden sonra göz içi iğneleri şu an yapılıyor. Eskiye nazaran çok çok daha iyi sonuçlar alınıyor. Burada da önemli olan dediğim gibi hastaların mutlaka periyodik olarak hekimlerinin muayenelerine gitmeleri. Bizden eğer tanıyı almışsa 6 ay veya 1 yıldan daha fazla uzak durmamaları. Çünkü sarı nokta hastalığında olsun, şeker hastalığında olsun kaybedilen görmenin geri gelmesi çok zor. Evet. Dolayısıyla biz hastalarımıza biz randevu vermesek bile, hekim arkadaşlar randevu vermese bile kendisini bilen bir hastanın ben 6 ayda veya 1 yılda hekimime gitmem gerekir diye düşmesi lazım. Yoksa körlüğe kadar gidiyor Tabii. mu hocam? Şimdi göz tansiyonu körlüğe kadar giden bir sebep. Ama sarı nokta hastalığı körlükten ziyade az görme. Yani hasta işini keren görebiliyor ama mutlu değil. %1-2'lere düşebiliyor görmeleri. Kendini idare edebiliyor ama mutlu değil. Bugünkü dediğimiz gibi imkanlarla en azından bu görme kalitesini biraz daha arttırmak için yapılan anti-VEGF dediğimiz bir grup ilaçlarımız var. Bunlarla bunların yaşam standartını biraz daha arttırabiliyoruz. Hocam aslında biz Karadenizliler olarak biraz daha şanslıyız sanırım Akdeniz bölgesine, Ege bölgesine göre. Çünkü hava genelde yağışlı oluyor. Güneşe çok da maruz kalmıyoruz. Bu gerçekten öyle. Güneş katran oluşumu için de büyük bir etken. Karadeniz sahilinden biraz daha içeriye girdiğinizde İç Anadolu'da katarak oranı özellikle biraz daha diyelim Afrika'ya gittiğinizde 30'lu 40'lı yaşlarda katarak başlıyor. Ama Karadeniz sahiline baktığınızda bu belki 50-60 yaşlara çıkıyor. Dolayısıyla Karadeniz sahilinde güneşin olmaması da bir takım artıları göz açısından var. İstatistik olarak bakıldığında belki bir çok büyük çalışmalar yok ama genel olarak bunu böyle görmek doğru. Evet, bu konuda şanslı olmak güzel, güzel. Aslında. Evet hocam, çeşitli tedaviler, çeşitli hastalıklar var, çeşitli tedavi yöntemleri var. Peki insanlar biraz da tedirgin oluyor. İşte hastaneye başvurmaktan, doktora başvurmaktan korkuyorlar. Ya çok canım yanarsa, ya ameliyat edilirsem
diye hep bir ön yargı var, korku var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bu ameliyatlar çok zor ameliyatlar mıdır? Veya çok acı hisseder mi hasta? Şimdi gözdeki cerrahilerin ağırlıklı olarak %80-90'ı lokal yapılıyor. Ve bunlar damla, uyuşturucu damlalarla veya iğne olmayan bir takım ara formüllerle yapılıyor. Dolayısıyla bir katarakt cerrahisinde hastanın artık bir acısının, sızısının olmasını beklemesin. Gayet rahat bir şekilde, kendisi rahat olduğu sürece cerrahisini olup çıkabilir hiçbir şey hissetmeden. Bu konuda avantajlıyız. Bir takım mitroretinal cerrahilerde genel anestezi yapılıyor zaten. Onda da hasta herhangi bir şey hissetmiyor. Bizim göz olarak artımız postop, sıkıntılarımız daha az, problemlerimiz daha az. Yani hasta birinci veya ikinci gün işine gidebiliyor. Diğer diyelim branşların yaptığı cerrahilerde belki 3 gün, 5 gün, 1 hafta dikkat etmesi gerekirken veya yatak istirahati olması gerekirken bizde ona gerek yok. O yüzden hastalarımız, özellikle katarak teşhisi konan hastalar için vurgulamak istiyorum. Hekimi sizde katarak başladı ve onda 4, onda 5 görmeniz düştüğü dediğinde cerrahilerin olmalarını isterim. Ki sonradan daha korkulu hale geliyor onlar için. Şeker hastalarına dediğim gibi hekimler, lazer yapıyoruz. Hastalar birbirlerine soruyorlar. Sordukları bilgilerde birbirlerine yanlış ifadeler, yanlış cümleler kuruluyor. O cümleler dönüp dolaşıp size geliyor. Biz bunu anlatamıyoruz tabii. Şeker hastası lazer tedavisine başladığında zaten görmesinde ciddi bir kaybı var. Ve bu kaybı devam ediyor. Evet. Siz lazerle o kaybını durdurmaya çalışıyorsunuz. Ama hasta yapılan lazerin faydasından ziyade görme kaybı devam ettiği için görme kaybının da lazerden olduğunu düşünüyor. Oysa hastalığından mütevelli olan görme kaybının... Zaten vardı görme tabii, kaybı, o sadece durduruyor. Durdurmaya aslında çalışıyor. Örnek veriyorum, hasta diyelim 10'da, 10 gören hasta, şeker hastası derken 15-20 yılını dolduruyor. Makinede sorunları ortaya çıkıyor ve görmesi... 10'da 4, 10'da 5'te karşınıza geliyor. Siz bir taraftan anti-VEGF yapıyorsunuz, bir taraftan lazerini yapıyorsunuz. 10'da 5 görme. Ama hastalık ilerlediği için bir süre sonra karşınıza geldiğinde 10'da 3, 10'da 4, 10'da 2 görmeyle gelebiliyor. Hasta şunu diyor ki ya siz bunu yaptığınızda benim görmem azaldı. Hayır, senin hastalığın ilerliyor. Bu çok önemli. Bu yüzden 20-25 yıllık meslek hayatımda lazerden kaçıp daha sonra parmak sayma seviyesinde karşıma gelen hastalarım oldu. Ama tabii bu çok zor. İnsanların bunu üstüne basa basa anlatıyoruz, söylüyoruz ama idrak etmeleri çok zor. Niye? Bulundukları ortamlarda yanlış alınan bilgiler etraftan insanların yanlış bir şekilde olaya yaklaşmasına sebep oluyor. Bu konuda gerçekten şeker hastalarında biz hastalarımıza ulaşmakta ve tedavi etmekte zorlanıyoruz. Ben kendim olarak baktığım zaman diyelim 10 tane hastamızı lazer tedavisine almışsak 3 veya 4 seansta 6-7 tanesi geliyor, 2-3 tanesi gelmiyor veya eksik tedavisini yaptırıyor. Bu sebepten dolayı ben de diyorum ki hastalarımız, özellikle şeker hastalarımıza, lazer sizin görmenizi bozmaz. Sizin kaybedeceğiniz görmenin önüne geçmeye çalışır. Sabırlı olun. Evet. En azından önlemesi çok güzel. Yoksa hızlıca ilerleyebilir. İleride tabii, Allah korusun, körlüğe kadar gidebilir hastalık. İşte bu yüzden çok önemli. Peki Ordu'da en çok hangi sağlık sorunuyla, hangi göz hastalığıyla karşılaşıyorsunuz hocam? Şimdi karşımıza gelen hastalara baktığımız zaman tabii ki başlangıçta refraktif kusur var. O göz hastalıklarının olmazsa olmaz bir numaralı, en fazla yelpazede yer tutan hastalık demeyeyim, estetik kusur olarak kabul ediyoruz. Ondan sonra da kırmızı gözler var. Bu kırmızı gözler, işte bahar nezlesi halk arasında, dönem dönem karşımıza geliyor. Tabii burada kırmızı göz dediğimiz zaman sulanma, batmayla hastalar karşımıza geliyor. Biz onlara şunları tavsiye ediyoruz. Evet, biz bir takım ilaçlar veriyoruz. Ancak evde ne yapabilir bu hasta? Bize ulaşmadan ne yapabilir? Burada mümkün olduğu kadar kendini diğer ev bireylerden uzak tutması lazım. Elini yıkayacak, havlusunu ayıracak, efendime söyleyeyim, mümkünse kumandaya dokunmayacak, kapı koluna dokunmayacak.
diğer gözüne asla dokunmayacak. Çünkü bu genelde bulaştırıcı oluyor. Kırmızı evet. gözün en başta olan sebebi bu bahar nezlesi dediğimiz adenoviral keratokonjonktivit diye geçen, çocuklarda farenjiyal konjonktivit, yetişkinlerde adenoviral konjonktivit diye gelir. Çocuklarda bir grip nezle, boğaz anjini sonrası karşımıza gelir ama kısa sürer. Çocukların bünyesi daha güçlü. Ama ileri yaştaki hastalar bunlarla karşılaşıp bize geldiğinde diğer gözüne bulaşıyor, evdeki diğer bireylere bulaşıyor ve 2-3 hafta sürebiliyor. Biz diyoruz ki kendinizi tecrit edin. Mümkün olduğu kadar diğer gözünüze dokunmayın. Elinizi günde 7-8 defa yıkayın. Dolayısıyla ekran başındaki seyircilerimizin bilmesi gereken bir kırmızı göz tablosuyla karşılaştıklarında sulanma, batma ve yapışma tablosu bir anda ortaya çıktığında evdeki herhangi bir bireyde veya kendisinde önce temizlik. Hijyen çok önemli evet, tabii. Diğer ev bireylerinden kendini koruması. Makyaj malzemeleri konusunda özellikle de uyaracak olursanız hocam. Çünkü makyaj malzemeleri nedeniyle tabii. de enfeksiyonlar oluşabiliyor. Gözde kızarıklıklar oluşabiliyor. Bu konuda biraz da kadınların dikkatli olması lazım. Mutlaka. Şimdi ağırlıklı olarak makyaj malzemesine göze sürülen kalemleri baz alırsak gözde bir anatomik yapımız var. Kirpik öncesi ve kirpik sonrası bir kapak yapısı. Kirpikle göz arasındaki anatomik bölgede Mohbian gland bezlerimiz var. Bu bezler bir macun gibi düşünün. Sürekli salgı salgılıyor. Bir tüp düşünün. Tüpün ucu kirpiğin hemen arkasında. Siz makyaj malzemesiniz. Bu kirpiklerin arkasına da taşırıp bu bezlerin çıkış noktalarını makyaj malzemesiyle doldurursanız bu sefer bu bezler çalışamıyor. Çalışamadıkları zaman gözde yanma, sulanma, bir takım batma şikayetleri karşımıza çıkıyor. O yüzden hastalarıma diyorum ki mümkün olduğu kadar makyaj malzemenizi kirpiğin ön tarafını biraz sınırlı tutun. Kirpiğin arkasına taşırmayın. Çünkü onlar bizim için çok değerli. Tabii İleri ki. Yaşlarda da bu bezler zaten yavaş yavaş atrofi oluyor ve görev yapamaz hale geliyor. Özellikle ileri yaştaki bayanlarda gözyaşı kuruluk semptomları bu olay neticesinde vuku buluyor. Dolayısıyla evet. gençken iyi bakacağız ki ileri yaşlarda da onlar bize iyi baksın. Evet, o süreci hızlandırmayalım. Evet. Tabii kuruma olduğu zaman tarihler de oluşabiliyor gözlerde. Bunun içinde tabii damlalar var. Bunlardan faydalanabilirler değil mi hocam? Evet. Şimdi bu konuda gözyaşı kuruluğuyla ilgili birçok ama birçok damla var. Bunlar bir kısmını resmi, bir kısmı devlet karşılamıyor ama bilmemiz gereken damlalar noktasında da önemli bir husus var. Her damlanın içerisinde hemen hemen %80'ine yakın prezervan maddeler var. Bu maddeler ilacın sterilizasyonunu daha uzun süre sağlaması için içine katılan katkı maddeleri. Bunlar gözde bir takım olumsuz etkiler yaratıyor. Dolayısıyla hastalarımıza diyoruz ki mümkün olduğu kadar sınırlı ilaç kullanın. Aksi takdirde bu maddeler uzun süreli kullanıldığında gözde ileride istemediğiniz tablolara sebep oluyor. Bu çok önemli. Yani ben hocam kaç defa damlatayım, kaç damla damlatayım, şunu damlatayım mı? Gözde kızarıklık bir masum kızarıklık var. Bir de hakikaten hastalık emaresi olan kızarıklık var. Masum kızarıklıklarla hastalık emaresi olan kızarıklıkları ayırmamız lazım. Ve mümkün olduğu kadar masum kızarıklıklarda ilaç kullanmayalım diyorum. Çünkü onu zaten kullandığınızda bir süre sonra geçecek, tekrar ortaya çıkacak. Neden? İritasyondan, bulunduğunuz ortamdan, kendi yapınızdan, ışıktan, güneşten doğuyor. Bir manada kullandığınız damla zenciyi pudralamaya benziyor. Evet. Ama hastalık tamam. Hastalık hekiminiz zaten size gereken önerileri bulunacak ve damlaları da her zaman biz sınırlı tutmaya çalışıyoruz. Ama maalesef diyorum, niye maalesef diyorum? Toplumda aşırı derecede ilaç kullanılma alışkanlığı görüyoruz. En ufak bir semptomda, rahatsızlıkta hastalar ilaca sarılmaya çalışıyor. Biz diyoruz ki hayır, bunu yapmayalım. Bu noktada da ekran başındaki hastalarımıza diyorum ki mümkün olduğu kadar ilaçları sınırlı, gerektiği kadar kullanın. İnsan olmanın getirdiği bir takım gözde rahatsızlıklar var. Genel vücudumuzda da o. Zaman zaman başınız ağrıyacak, kulağınız kaşınacak, gözünüz kızaracak. Bunlar doğal. Böyle anlık, bir günlük, iki günlük.
uzun sürerse hayır, bize geleceksiniz. Ama en ufak bir semptomda hemen ilaç kullanalım. Hayır. Bu konuda dik durmamız lazım. Evet, tabii ki. Yine işin uzmanına başvurmak, iyi bir hekime başvurmak da bu konuda mutlaka önemli. Doğru tedavinin uygulanması için hocam. Evet, alerjik sıkıntılar da önemli. Aslında alerji ilaçları kullanıldığında gözdeki bu alerjiden kaynaklanan kızarıkların da önüne geçilmiş olabilir. Özellikle de astım hastalığı olanlar, evet, alerjik astımdan kaynaklı kızarıklıklar, alerjiler oluşabiliyor. Bunun da basit ilaç yöntemiyle çözümü var değil, evet, mi hocam? Şimdi Karadeniz özellikle de baharda olur. Doğru diyorsunuz. Tabii Karadeniz sahili güneşten mahrum olmasının göz açısından getirdiği artılar yanında rutubetin ve nemin de getirdiği olumsuz alerjik tetikleyici bir yapısının olması. Bu göze de tabii ki yansıyor. Özellikle fındık, yeşil insanlarda ciddi bir alerjen oluşturuyor. Alerji hastaları genelde bahar aylarında karşımıza geliyor. Burada en güzel tedavi buz kompres. İlaca başvurmadan önce bir buz kompres, soğuk kompres. Bu bir nebze hafif dozdaki alerji hastalarındaki gözdeki kaşıntıyı bastırabiliyor. Sonra ilaç. İlaç da mümkün olduğu kadar sınırlı. Çünkü herhangi bir şeyi düzeltmiyorsunuz. Sadece baskılıyorsunuz. Burada ailenin veya hastanın yapacağı en güzel şey mümkünse alerji testini yapıp ortamdaki alerjenlerden uzak durması, koruyabiliyorsa kendini. Ama bilmesi gereken bir şey şu ki ben alerji hastasıyım, gözümde kızarıklık alerjiden doğuyor. Bunun bana bir zararı var mı gözüme? Hayır. Ama gelişi güzel ilaç kullanmanın bana zararı var mı? Var, evet, tabii ki. Dolayısıyla burada dikkatli olmak lazım. İşi tadında bırakmak lazım. Genelde bu alerjiler tozdan kaynaklanır, tabii, veya yeşillikten, ottan, tabii, kaynaklanır. Ki bölgemizde bundan kaçış da yok. Çok. Mümkün değil. Evlerde zaten akarlardan kurtulmak çok mümkün zor. Değil. Azaltılabilir ama tamamen kurtulmak mümkün çok değil. Zor. İş hayatında, evet, gerek evde, ev ortamında bu akarlardan kurtulmak mümkün değil. Ama basit yöntemlerle işte buz gibi. Soğuk kompres 5-10, evet, dakika gözün üzerine koymak belki hastaların %10-15'inde yeterli olacak. Bunu günde 5-10 dakika mı yapsın? Evet, hocam? Günde 5-10 dakika bir iki defa o özellikle kaşıntının olduğu sıralarda yapmaları belki de yeterli olacak. Evet hocam, artık süremizin sonuna geliyoruz. Hem toparlamış olalım hem bir kez daha hatırlatalım. Koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor mutlaka, çocukluk döneminde, bebeklik döneminde. Bu ilerleyen süreci de, evet, etkiliyor aslında. Vah ilerleyen etmemek yaşlarda. İçin, evet, 2-3 yaşında mutlaka her çocuk göz doktorunda damlalı muayene olacak. Bunu bir göz için olmazsa olmaz, sağlık için olmazsa olmaz olarak bilmemiz doğru olur. Evet, oldukça hassas olan gözlerimizi ihmal ediyoruz hocam, evet, maalesef ki. Geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabiliyor gözde, ihmal ediyoruz. Bazı hastalıklar korkunç geliyor, hemen hastaneye başvuruyoruz ama gözümüzü gerçekten ihmal ediyoruz. Hiç farkında bile değiliz. Oldukça hassas olan bu organlarımızı maalesef ihmal etmememiz gerekiyor aslında. Evet. Yoksa çok ciddi, körlüğe kadar Allah korusun gidebiliyor. İşte bu anlamda son kez vatandaşları uyaracak olursanız neler söylersiniz? Başlangıçta dediğimiz gibi her bebek 2-3 yaşı doldurduğunda mutlaka damlalı muayeneye gelecek. Koruyucu hekimlik adına ileri yaşlarda özellikle şeker hastaları olan hastalarımız mutlaka 4-5 yıllık şeker hastalığı olmuşsa yılda bir defa gözün arkası dediğimiz retinanın değerlendirilmesi lazım. İleri yaştaki yine hastalarımız için retina sarı nokta hastalığı için çok önemli. Eğer sizde sarı nokta hastalığı var demişse, hekim randevu vermemiş dahi olsa 6 ayda bir mutlaka bir hekime görünmesini istiyoruz. Aynı şekilde glokom hastasıysa da. Bunlar kronik hastalıklar oldukları için hastalarımızın anne babalarında da bir geçmişi varsa kendileri için ileride bir sağlık sorunu, geri dönüşü olmayan bir sağlık sorunu yaratacağını bilmelerini istiyorum. Bu konuda bizler randevu vermesek dahi mutlaka 6 ayda veya yılda bir defa bir göz hekimine başvurmaları onlar için güzel olur. Evet, kesinlikle. Sık sık kontrole gidelim.
ki ilerleyen yaşlarda çok daha büyük sıkıntılar yaşamayalım diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir saat boyunca aslında önemli göz hastalıklarını bizlere anlattınız. Lazer tedavisini anlattınız. Yine alerjik hastalıkları da sizden dinlemiş olduk. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim bugün de Ekran Gazetesi'nin sonuna geldik. Bugün göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Murat Sağlam bizlerle birlikte oldu. Göz hastalıklarını konuştuk, tedavi yöntemlerini kendisinden dinledik, tavsiyelerini de aldık. Şimdi sizlere veda ediyoruz. Yarın sabah saatler 7.30'u gösterdiğinde ekranlarınızda olacağız. Hoşçakalın. Hover Tunçek İnşaat Ekran Gazetesi'ni sundu.